Beşiktaş'ın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı Galatasaray derbisi öncesinde. Beşiktaş taraftarının Ersin Destanoğlu'na bir özür borcu var. Rafa Silva skor üretmesi lazım, sahneye çıkması lazım. Her Galatasaraylı'nın ya keşke kadromda Gedson Fernandes olsaydı dediği bir performans sergiliyor. Galatasaray deplasmanına gittiği için doğal olarak Galatasaray'ı bir adım önde görebilirsem burada hocaların tercihleri çok önemli olacak. Beşiktaş'ın derbide başarılı olması için hücum performansı etkili olacak. Beşiktaş Özel'in yeni bölümünden herkese merhaba. Emre Sabunoğlu ile birlikte Beşiktaş'ı konuşacağız. Emre abi, Beşiktaş'ın zafer gecesi vardı dün. İnanılmaz bir performans diyemiyorum ama inanılmaz bir galibiyet diyeyim. Topu sana bırakayım. Yani Lyon deplasmanında kazanmak önemli. Tarihi o galibiyeti yazacak. Evet, maç içinde konuşabileceğimiz çok şey var. Beşiktaş'ın şanslı olduğu dakikalar var. Ersin'in performansı var, Udokai'nin performansı var. Van Bronckhorst da bunu söyledi. Yani şanslı olduğumuz dakikalar çok diye. Ama Lyon deplasmanından galibiyetle dönmek önemli. Baktığında Frankfurt maçında da maçın yıldızı Frankfurt kalecisiydi. Ama kazanan Frankfurt'tu. Orada 3 puan alan Frankfurt olmuştu. Beşiktaş çok değerli bir 3 puan aldı. Ben şunu söylüyordum. Yani Lyon deplasmanında Beşiktaş kaybetse dahi hala bence ilk 24 şansı devam ediyordu. Çünkü Beşiktaş çok zorlu bir fikstürle başladı Avrupa maratonuna. Ajax, Frankfurt, Lyon. Belki de yani kupanın en iyi takımlarından bazılarıyla oynamış oldu. Şimdi Malmö, Tel Aviv 2 maç iç saha. Kazandığında bir anda 9 puan yapma ihtimali var Beşiktaş'ın. Lyon galibiyetiyle beraber Beşiktaş'ın ilk 24 adına çok önemli bir adım attığını düşünüyorum ben. Çok kritik bir galibiyet oldu. Evet, bazen futbolda şans gerçekten ihtiyaç duyabileceğiniz bir şeydir. Hatta yani Beşiktaş tarihinin belki de en şanslı maçlarından birisi de olmuş olabilir. Beşiktaş genelde böyle bu tarz maçlarda bir yerde şanssızlık Beşiktaş'a doğru dönerdi. Burada dönmedi. Ha, maçın sonunda Beşiktaş'ın kaçırdığı fırsatlar da vardı. Van Bronckhorst'un planı beklemekti. Ben Galatasaray derbisinde de buna yakın bir oyun bekliyorum. Bekleyeceğini düşünüyorum. Ama burada beklerken Lyon'un kaçırdığı fırsatlar var. Bu çok net. Burada hem Ersin'in performansı hem de Lyon'lu oyuncuların beceriksizliği hem de şans devreye girdi. Ama 60'a kadar oyunu 0-0'a tutunca Beşiktaş, ondan sonrasında da Beşiktaş'ın ortak olduğu anlar var. Ha, Lyon yine kaçırdı ama Beşiktaş'ın da o süreçten sonra kaçırdığı önemli fırsatlar oldu. Ve sonrasında kazanıldı bu maç. Çizgiden çıkan toplar, direkten dönen toplar. Ama hem Beşiktaş'ın camia olarak, yönetim olarak, teknik direktör Van Bronckhorst olarak oyuncuların böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı Galatasaray derbisi öncesinde. İlaç gibi geldi bence Beşiktaş adına bu galibiyet. Mesela maç gidiyor 0-0. Bu kadar evet şans da yardım ettiği anlar olabilir ama düşün 71'de veya son dakikalarda Lyon'un geldiği bir attığı bir golle buradan mağlubiyetle dönsen bu enerjinin üstüne, hatta sen maçı izlerken söylemiştin, bu enerjinin üzerine, bu harcanan eforun üzerine buradan yenilgiyle dönerse bu derbiye olumsuz yansır demiştin. O yorumunuz burada ben söylemiş olayım. Ama Beşiktaş bu eforunun karşılığını en azından skor olarak aldı. Önemliydi. Ajax maçı evet çok kötü geçmişti Beşiktaş adına. Frankfurt maçında ben burada söylemiştim. Yani Beşiktaş o gün yapabileceği her şeyi yaptı. Olmadı. Bugün de savunmasının önemli bir eksiği olmasına rağmen gol yemedi. Bunda tabii ki sadece kendisinin de etkisi yok. Rakibin de etkileri var ama galibiyetle dönmek çok çok önemli oldu Beşiktaş adına. Ve dediğim gibi şimdi artık bakış açın değişti ki bence bu bakış açısı yani çoktan değişmeliydi zaten. Bu üçlemeden sıfır bile çekse Beşiktaş'ın bence hala ihtimali vardı. En azından camia, teknik direktör, futbolcular ve taraftar ya biz burada bir yolumuz varı en azından bu galibiyetle gördü. Bence daha önce görmeliydi fikstüre rağmen.
Ama bu yol en azından Beşiktaş adına gözükmüş oldu. Bir şey daha söyleyeyim. Beşiktaş taraftarının Ersin Destanoğlu'na bir özür borcu var. Bunu da söylemek lazım. Sakat sakat oynadı. Fedakarlık yaptı. En kritik yerde Mert'in sakatlığı sonrası ihtiyaç halinde kalesini devraldı ve çok güven verdi. Derbi öncesinde de böyle bir kaleci performansına da ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. Bu anlamda da Beşiktaş taraftarı Ersin'i zaman zaman yuhladığı için de bir pişmanlık hissetmeli bence. Ersin önemli bir performans verdi. Çok genç daha. Yani Mert'in şu an Beşiktaş taraftarının çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği performansıyla milli takımda da birinci kaleci olan Mert'in bu yaşlarda aldığı süreye bakmak lazım. Ersin'in öyle ya da böyle genç yaşta Beşiktaş'la bir şampiyonluğu var. Ve bundan sonraki yaşına baktığımızda çok uzun yıllar Beşiktaş kalesini koruyabilir. Daha öğrenecek çok şeyi var. Bu yaşlarda bunu daha önce de söylemiştim. Volkan Demirel, Rüştü Reçber, yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden bahsediyoruz. Onların da zaman zaman çok hataları oldu ama onlar oralardan sıyrıldı ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden oldular. Beşiktaş Ersin gibi değerlerine haksızlık yapmamalı. Taraftar da yapmamalı. Frankfurt maçında ıslıklamıştı Beşiktaş taraftarı. Bugün Ersin'e bir alkış borcu var. Ben şuradan bakmak istiyorum aslında. Giovanni Van Bronckhorst'un Beşiktaş kariyerindeki en kötü maçlardan bir tanesi Ajax maçıydı ki Beşiktaş o maçta hem oyun olarak hem skor olarak ezilmişti. Kazanılan bir 3 puan var ama Van Bronckhorst da bunu şans olarak yorumluyor. Şunu sormak istiyorum. Ajax maçından ders alınmamış mı? Çünkü baktığımız zaman Beşiktaş'ın kalesine hunharca gelen bir Lyon vardı. Yo, aslında şöyle değerlendirebiliriz. Bence ders alınmış. Sonuçta daha başarılı olduğu bir formasyonla çıktı. Orada hatırlarsan Onanalı daha savunma anlamlı, daha savunmaya önem veren bir Beşiktaş vardı sahnede ve bunu başaramamıştı. Burada öyle ya da böyle hücum tehditini rakibine hissettirmeye çalışan bir Beşiktaş vardı. Ha, bunu sahada hissettirebildi mi? Hayır. Ama Lyonlu savunmacıların üzerinde hani ya Immobile var, Rafa Silva var durumu vardı. Hani ben Ajax maçında çok aynı görmüyorum açıkçası. Lyon maçı ilk yarı 3-0 olabilir miydi? Olabilirdi. Ama geçen Frankfurt maçında verdiğim örneği bir kez daha vereyim. Şimdi Beşiktaş'ın geçen sene geldiği durum ve bu sene aldığı ivme, rakiplerinin işte kadro kalitesi, işte bu yani Yusuf çok güzel bir şey söyledi Beşiktaş maçını beraber izlerken. Ya 5 oyuncu girdi oyuna Lyon'da. Ya 5'i de hakikaten futbolcu. Ya şimdi bir rakiplerinin kadrosu Frankfurt 3 sene önce bu kupayı kazanmış. 2 senedir aynı hoca. Ajax zaten en kötü döneminde olsa belli bir futbol anlayışında olan bir takım. Yani hemen gelip bu takımlarla rekabet etmesi çok kolay değil Beşiktaş'ın. Ve aynı anda bir yandan da ligde bir iyi giden bir senaryon var. Ve kadronun da çok 11 olarak hatta 12-13 oyuncun iyi ama bugün yani Rafa Silva'yı dinlendirme şansın yok. Immobile'yi dinlendirme şansın yok. Bugün Galatasaray, rakiplerinden örnek vereyim. Galatasaray Icardi'yi dinlendirip Osimhen'i oynatabilir. Mourinho Fenerbahçe'de Dzeko'yu dinlendirip En-Nesyri'yi oynatabilir. Veya işte Sen Maksimen olmaz İrfan'ı oynatabilir. Ama Beşiktaş'ın dinlendirebileceği oyuncu sayısı da az olduğu için ben performansı o anlamda olumlu buluyorum. Beşiktaş taraftarını hep söyledim ben sabırlı olması gerekiyor diye. Yani Lyon deplasmanında alınan 3 puan sonrası takıma yani ya şöyle oldu böyle oldu diyemem. Sonuçta belli anlamda evet şans yanındaydı Beşiktaş'ın ama Beşiktaş'ın doğru yaptığı şeyler de vardı. Özellikle 0-0'ı 60'a getirdikten sonra yani maçın son 30 dakika performansı anlamında Beşiktaş'ın iyi olduğunu söylemek lazım. Ki yorgun bir Beşiktaş, daha az oyuncu kullanabilen Beşiktaş. Ya bir Lyon'un oyuna giren oyuncularına bak. Bir de Beşiktaş'ın oyuna giren oyuncularına baktığında süreç içerisinde. Bu anlamda önemli bir iş başardı Beşiktaş bence. Rafa Silva'nın performansına dönelim. Düşüşteydi Konyaspor karşılaşmasında gol attı. Aslında Lyon karşılaşmasında da top kayıpları yapmıştı. Ama çok kilit bir pas. Getson asisti de muazzamdı. Nasıl değerlendiriyorsun Rafa'yı? Rafa Silva şu an Beşiktaş adına hani kilit oyunculardan bir tanesi. Onun göstereceği performans
Beşiktaş'ın maç içerisinde alacağı skoru çok etkiliyor. Evet, Lyon karşısında önemli fırsatlar var. Immobile'nin direkten dönen topunu belki daha iyi tamamlayabilirdi veya hızlı hücumlarda daha iyi şansları değerlendirebilirdi. Ama sahneye gerektiği anda o pası muhteşem çıkardı. Şu an Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'i o pası atacak da başka oyuncu çok yok. Böyle anlarda zaten çıktığında ve skoru elde ettiğinde bunları yapması lazım. Ben sana bir önceki yayında onu söylemiştim. Rafa Silva skor üretmesi lazım. Sahneye çıkması lazım. Çünkü sezona başladığı performansı muhteşem. Herkes, yani taraflı tarafsız herkes, ya bu oyuncu nasıl bir oyuncu, buraya nasıl geldi noktasındaydı. Bu performansını her zaman koruması lazım. Evet, zor. Çünkü çok yük biniyor ona. Beşiktaş başarılı olacaksa Rafa Silva'nın performansı çok çok önemli. Rafa Silva düşüş gösterirse Beşiktaş'ın performansı da düşüş gösterir. Rafa Silva yukarıda olursa Beşiktaş'ın performansı da yukarıda olur. Biraz tek oyuncuya bağlamıyorum ama bunu dünyanın en iyi takımları için de örnek verebiliriz. Bugün Manchester City'de Haaland'ın performansı da büyük maçlarda çok çok önemli oluyor. Veya Real Madrid'de de birçok oyuncu için söyleyebiliriz. Beşiktaş adına da Rafa Silva öyle bir oyuncu. Rafa Silva'nın göstereceği performans Beşiktaş'ın performansıyla çok endeksli olduğunu düşünüyorum. Direkt net olarak şunu sorayım. Gedson Fernandes kaç milyon euro? 150 milyon demeyelim de sonra olmuyor. Ya tabii ki çok iyi bir performansı var. Ya bunu bonservis bedeli çizmek çok kolay değil. Tabii pasaportunun da bir avantajı var. Dileriz 50 olsun, o 60 olsun. Ayrılmasın bence Beşiktaş'tan bir süre. Şu an bir ivme yap, bir iki sene tadını çıkaralım. Çünkü geldiği günden bu yana bunu bekliyordu Beşiktaş taraftarı veya Beşiktaş camiası. Bu beklentiyle alınmıştı. Galatasaray'ın elinden bu beklentiyle kapılmıştı. Ve şu an her Galatasaraylı'nın ya keşke kadromda Gedson Fernandes olsaydı dediği bir performans sergiliyor. Geçen sezonlarda bunu dedirtmiyordu Galatasaray taraftarına. Ama bu sezon bunu dedirtiyor açıkçası. Gerçekten çok özel bir performansı var. Bunda ben hep sana söylüyorum. Yani Gedson Fernandes bir ana parça değil. Ama gerçekten yardımcı rolü muhteşem oynayan bir oyuncu. Yani bu sinemada da buna rastlayabiliriz. Ana rolü belki çok iyi oynamaz ama o girdiği anlarda o ana aktörün yanında çok iyi tamamlayıcı olan oyuncular vardır. Gedson Fernandes de öyle bir oyuncu bence. Yanında yıldızlar, bu flaşlar, şu an bize yansıyan ışıkların ana parçası olmadığında şu an Beşiktaş'ta Immobile'ye, Rafa Silva'ya patlıyor o flaşlar. Ama onların yanında muhteşem bir tamamlayıcı oluyor Gedson Fernandes. Ama geçen sezon her şeyi o yapmaya çalışınca enerjisi kalmıyordu. Bu Lyon maçındaki golde Gedson Fernandes hem pası atmaya çalışıyor hem de kendi oraya koşmaya çalışıyordu. Şimdi Rafa Silva'dan bu pasın geleceğini bildiği için koşuyu yapıyor. Bunu daha önce Lugano maçında da bahsetmiştim ben sana. Geçen sezonki Gedson Fernandes o koşuyu yapmazdı. Çünkü o topun gelmeyeceğini biliyordu. Ama şimdi Gedson Fernandes koşuyu yaptığında o pasın geleceğini biliyor. Zaten de bu kariyerinin en skorer sezonuna yansıdı şimdiden. Şu an gidişatı çift tanelerde sezonu tamamlayacak. Şunun bilgisini verelim. Hafta sonu cumartesi günü Beşiktaş Galatasaray derbisinin derbi özel videosu yayında olacak. Ama tabii ki Beşiktaş özelinin içerisinde de sana derbiyi sormak istiyorum. Lyon maçıyla benzer bir maç olabilir. Lyon maçında da aslında Galatasaray maçının bir provasını oynadı. Bu maçı Okan Buruk da seyretti. Van Bronckhorst da analizini yapacak. Böyle bir derbiyi izlersek sonucu ne olur? Hangi takım hangi konularda? Tabii ev sahibi olduğu için hani Galatasaray'ın bir adım avantajı var. Ben şunu söyleyeyim. Yani iç sahada oynansaydı Beşiktaş'ı ben daha avantajlı görürdüm şu an. Galatasaray deplasmanına gittiği için doğal olarak Galatasaray'ı bir adım önde görebilirsem burada hocaların tercihleri çok önemli olacak. Yani Okan Hoca Elfsborg maçındaki gibi çift forvete devam mı edecek? Üçlü savunma mı olacak? Beşiktaş'ta Al-Musrati ile bir orta sahayı kalabalıklaştırıp farklı bir sisteme mi gidecek? Burada hocalar 2 gün içerisinde buna karar verecekler. Bu belirleyici olacak biraz değer performansını. Ben hani herkesin aksine Galatasaray'ın hani Osimhen, Icardi, Mertens üçlüsüyle aynı anda çıkarsa bu Beşiktaş'ın avantajını olacağını düşünüyorum. Galatasaray
Icardi başlar veya Osimhen başlar. İkinci yani yarıda bir forvetin daha sokarsa bu daha etkili olabilir. Yani çift forvet oynadığında bu Beşiktaş'ın hücuma daha rahat çıkmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta da işte burada Van Bronckhorst'un kararı ne olacak? Lyon maçındaki formatına mı devam edecek? Yoksa bazı deplasman maçlarında yaptığı gibi Al-Musrati'yi orta sahaya atıp zaman zaman işte Silva'yı kanada attığı gibi bir formasyon deneyecek? Bunlar biraz belirleyici olacak. Ben şunu söyleyeyim sana. Derbide herkes şunu düşünüyor. Beşiktaş'ın savunma performansı belirleyici olacak diye düşünüyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Beşiktaş'ın derbide başarılı olması için hücum performansı etkili olacak. Beşiktaş yani Galatasaray deplasmanında gol yiyebilir. Galatasaray'a ne kadar tehdit unsuru yapacak? Bence derbinin kilit noktası bu olacak. Derbide Galatasaray'a ya Beşiktaş iyi geliyor. Yani biz arkayı çok da bırakmayalım. Bu oyuncular bize tehlike yarattırır, hissettirebilirse. Yani Beşiktaş adına derbinin herkes şeyi düşünüyor. Yani Mert yok, kaleci performansı. Paulus da yok, stoper performansı. Tabii bunlar önemli. Ama derbi adına, Beşiktaş adına kilit belirleyici ön üçlü olacak. Ve arkasındaki orta sahadaki ikili olacak. Bence Beşiktaş adına hücum performansı derbinin belirleyici anahtarı olacak. Çünkü İç sahada derbide illa pozisyon vereceksin bir şekilde. Ama sen ne kadar tehdit unsuru olacaksın ki Galatasaray'ın son dönemde öne geçtiğinde de geri dönüşleri görüyoruz. Yani Kasımpaşa maçı, ondan sonra Riga maçı, Esporuk maçı 4-3 bitti. Hani öne geçtikten sonra da bocaladığı dakikalar var. Ve savunmasında bence zaaflar var ki Galatasaraylılar da bunu konuşuyor. Beşiktaş buraya ne kadar tehdit unsuru olacak? Bu anlamda ön üçlünün derbi adına belirleyici olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Beşiktaş Galatasaray deplasmanından galibiyetle çıkarsa şampiyonluk yolunda çok çok önemli bir adım atar. Yani Galatasaray deplasmanında yenilmeden de dönerse ben sezon sonuna kadar bu işi kovalayacağım mesajını net bir şekilde verir bence. Ha yenildiğinde tabii ki yani şu anki en ufacık hatalarda bile görüyoruz. Yani eleştiriler oluyor. Kazandığı maç sonrası bile. Ya bugün mesela yorumlarda görüyorum. Ya can varken niye Onur giriyor diye. O an başka bir şey düşünüyor hoca çünkü. Yani orada canın oyuncu kovalamayacağını düşünüyor belki. Yani en ufacık bir şeyden bile hoca eleştirisine hazır bir kitle olduğu için bugün derbi kaybedersen ve puan olarak artık çift maça çıkıyor. Tabii ki etkiler. Ama dediğim gibi eğer Galatasaray deplasmanından Beşiktaş yenilgisiz dönerse bu yarışta çok çok önemli iddialı bir hale gelir. Emre abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaşlı izleyicilerimizden ricamız videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Sorular da sorulsun. Önümüzdeki hafta daha rahat bir hafta olur. Onda da değerlendiririz soruları. Teşekkürler.